Merhaba, iyi akşamlar. Ciro yapma. Yani daha önce baktığımız zaman burada minör bir yükselen trendi vardı. Şurada 14 Eylül'deydi. Şu mumdu baktığım zaman o trendi kırmış sonunda. Tabii direnci kıramazsanız trendi kırarsınız. Bu kadar basit. Direnç 4.42'deydi burada. Hatta biraz 4.46'daydı diyebiliriz. 4.46 direncini kıramazsanız yükselen trendin sonunda maalesef kırıyor. Yani kağıdın genellikle böyledir zaten. Dirençler ve trendler bunun için var. Dolayısıyla aslında kağıtta yani şuradan beri kalan varsa şanslı. Onu söyleyeyim yani. Kayıpların hepsini geri vermiş. Gelmiş buraya. Bir cımbız gibi yapmış. 4.07'de. Ondan sonra bu nasıl bir hareket anlamadım ama tavan açıp neredeyse tavan 4.59. Bir önceki gün kapanış kaçmış? 4.18. İşte 41.8 kuruş. Koyun üstüne. 58, 59 aynen tavan açmış ve burada tekrar 4.27'ye yani gün içinde bilmiyorum hareketini nasıl yaptı. Şimdi 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalıktan görülebilir de tabii trendi kırıldığı an burada stop olunabilirmiş 4.38'de. Buradan ne olur? Buradan yatay bir hareket çıkar. Yani başka bir şey çıkmasın. Bir yükselen hareket de çıkar. Yani kısa dönemde bakarsak şöyle kağıda daha minör bir trend çizersek bir yükselen trend çizmeye devam ederiz. Şuradan alırız. Şöyle götürürüz yani kısa da. Bu da fena bir trend değil uyarsa yani 4.25 2 Ekim zamansallığı vardır. 12 Ekim 4.33 %2 değil mi? Tam hatta %2'ye yakın bir kazanç elde eder. Tabii yani o tam buraya yapışmazsa biraz daha yukarı giderse dolayısıyla iyi bir kar da yazabilir. Trende uyduğu müddetçe. Yani bakın burada da bir yüksel yani şuradan bir majör de çizebiliriz. Onu da söyleyeyim. Hatta biz bunu bırakalım. Majör bir yükselen trend biraz daha çizelim. Yani şöyle şuradaki dibi alalım. Bakın çok güzel bir trend. Şimdi biraz önce söyledim. Dirençler kırılamazsa trendler kırılır. Tekrar söylüyorum. 4.45, 4.42. Buralar kırılmadıkça yani şu trendten biraz uzaklaşmadıkça kağıt. Burası bir sıkışma alanı olarak kalmaya devam eder. Yani bir sıkışma alanına doğru gidiyor iş iyice. Kağıt sıkışıyor. Şöyle biraz kestiriyorum ama fitilleri falan önemli değil. Şöyle bir zamansallığı da var tabii bu işin. Zaman boyutu var. Bir uzatalım zamanını da görelim. 27 Ekim yani Ekim sonuna doğru buranın içinde kalabilir. İtirazım yok ama bir yerde ya tekrar bu yükselen trendi kıracak ki iyice yatay bir işe bağlayacak olayı muhtemelen öyle olursa veya aşağı doğrusalar veya da 4.42'yi kıracak. Dolayısıyla takip etmeniz gereken yer burada 4.42 ve üstü. Oradaki kapanışlar, açılışlar demiyorum. Bu açılış şurada olan. O mum gepli bir şekilde tavan açmış gördüğüm kadarıyla ve neredeyse tabana çok yakın bir yerde de kapatmış. Yani tabana demeyeyim de hani ondan sıfıra artı 2 15'te kapatmış. Yani hiçbir kıymeti yok. Trade'den kazanır. Kapanış itibariyle diyorum. Onun için 4.42'lerin üstü mutlaka. Yani olmadıkça iş riske girer. Yarın bir gün iyice boynunu bükmeye başlar. Trendi kırar. O zaman da sırasıyla işte 4.22 şu an kırılıyor zaten. Gidip geliyor orada da. 4.07 asıl. Onun altında da bakın en çok yoğunlaşma 3.92'lerde var. 3.90'larda var. Oralara doğru da harekete devam eder. Dolayısıyla takip edilmesi gereken ortalamadan bahsetmedim dikkat edersiniz. Çünkü iç içe yani 25, 24, 23 ortalamalardan alınacak burada hiçbir şey yok. Zaten yani şey üstünde yürüyor. Ortalamalara baktığınız zaman ne derler? Bir ipin üstünde yürüyormuş gibi ortalamanın etrafında devamlı dönüyor. Yani ortalamalardan uzaklaşmaya başlarsa onu da söyleyeyim. Yani hangi yöne uzaklaşırsa ortalamadan hadi trendi bir kenara bırakın. O yöne doğru hareketi hızlanır. Günlükte bir denge, tamamen bir denge gözüküyor. Zaten kağıt baktığımız zaman Ağustos, hadi şuradan Eylül'den alalım. 1 Eylül'den beri şöyle dengede giden bir kağıt gördüğüm kadarıyla. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Özel bir formasyonda yok. Herkese iyi akşamlar.